Size James Bond oynamanız için teklif geliyor. Evet. Sonra olmuyor. Niye? Ya istemedim ya. Neden? Bir kere oraya gittik. Hayatını yaşamıyorsun ki, dayanla 48 saat, 24 saat başında adamlar. İstediğin gibi yemiyorsun, içemiyorsun, yatamıyorsun, gezemiyorsun. Öyle bir konu. Devamlı resim çektirmek bilmem ne falan. Sonra işte Betül Hanım'la falan da konuşuyorum. Şimdi James Bond, Amerika emperyalizminin sömürgeciliğin bir temsilcisi. Superman de öyledir. Amerika güçlü, yenilmez. Bir ara Türkiye'de o yaygındı çocuklar arasında. Herkes Amerikan sigarası içiyor, Amerikan tıraş oluyordu. Herkes Amerikalı olmaya çalışıyordu. Amerikalılar da gülüyordu. Ha, bunlar maymunu, ne daha gülüyor. Ama ben bir Malkaçoğlu'nda, bir Battal Gazi'de bir halk kahramanıyım ben. Kapitalizmin, sermayenin adamı değil, halkın adamı. Böyle bir olmak daha yararlı diye. Bıkmıştım zaten ya, ukalalar ya, vay. O Hollywood kibarı, kibriye, bencilliği, vallahi çekemezsin. O derece. Daha başlamamışız çalışmaya ya. Oturmama, kalkmama falan. Ya en çok da beni rahatsız eden o James Bond tipinin Amerika'daki sembolü temsil ettiği değerlerdi. Benim ne güzel değerlerim var ya destanlarımda. Bir Battal Gazi'nin temsil ettiği nedir ya? Bir halk kahramanı ya. Halkın bütün güzelliği. Siz Battal Gazi'yi aslında James Bond'la takas etmek istememişsiniz, işin özeti. Böyle anlayabilir miyiz? Veya Malkaçoğlu'nu? Ya o para, o teknik hiçbir zaman bizde olmadı. Şimdi ben seyrediyorum, James Bond haftaları var. Ne var? Bak, bizim en kötü filmimizde bile insan vardır. İnsan olduğu yerde duygu oluyor. Duygu olduğu yerde güzellikler oluyor. İnsan, James Bond filmlerinde insan var mı? Son derece sömürgeci, kapitalizmin acımasızlığı, zamparalığı. Her gördüğü kadınla yatıyor herif ya. Bond, James Bond.